Valide Sultan geldi. Minik kuşum. Ve yanımızda da ransadelerin güzel kızı. Hoş geldiniz. Destin hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ay bağırmayın. Ben niye öyle bozacılar gibi bağırıp çağırıyorlar aşkım? Evet, sizi tanıştırayım. İşte minik kuşum bekar oğlum Mazhar. Ve gelin adayımız Destenaz. Merhaba Mazhar Bey. Memnun oldum. Gerçekten annenizin anlattığı kadar çok yakışıklıymışsınız yani. Yani etiketiniz olsa sizi kesin satın alırdım. Ben de biraz öyle satılık sayılırım zaten. Yani parasal açıdan diyorum. Parasal zor durumda. Ben bakayım kapıya da. Geldim çık şu. Ay, çık, geldim. 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 Geldim herhalde. Kim basıyor bu zil? Merhaba kanka. Merhaba sen. Kanka. Önder Bey telefonla arayıp Bakır Bank reklamı işi nasıl gidiyor diye soruyor. Bu Önder Bey herkese şey, merhaba. Buyurun. Ne haber? Nasılsın? İyiyim. Beceriksiz konuşmayı bilmeyen birinden daha iyiyim. Yakında ayı gibi bir herifle evlenirsem inşallah daha iyi olacak. Nasıl ayı gibi yani? Beceriksiz konuşmayı bilmeyen bir erkeğe medeniyetsiz bir ayıyı tercih ederim. Estağfurullah Firdevs. Ben size en iyisi birer kahve yapayım. Ben çok şekerli ve tereyağlı kahveyi severim. Siz de böyle ister misiniz Mazhar Bey? Benimki sade olsun. Yani işinde yalnız kahve olsun. Tamam. Bana bak. Sakın bu kızı kaçırayım deme. Anladın mı? Yani rantzadelerin kızını kaçırana milli keriz derler. Ben de kendime milli kerizin annesi dedirtmek istemem. Anlaşıldı mı? Anne kimse beni parayla manayla satın alamaz. Anlaşıldı mı? Saçmalama. Artık bu salakça şeyler Türk filmlerinde bile kalmadı. Oğlum evladım minik kuşum. Evlen bu zengin kızla hayatın kurtulsun. Hadi canım. Ver kapı. Ben kapıya bakayım. Ne kapı bu da? Hiç dur bana. Şu kapı gibi ya. Buyurun. Mazhar Bey. Karar verdim. Ben de çok zenginim artık. Ne demek? Zenginlik böyle karar vermekle pat diye olabilecek bir şey mi ki? Evet. Bakın bahçıvanım bile var. Allah Allah. Senin bahçen var mı ki Reyhan? Olmasa bile yakında olacak. Şimdilik evdeki çiçeklerimi suluyor. Yakında bahçem olduğu zaman bahçemdeki çiçekleri sulayacak. Şimdiden tuttum. Yani parası olanların benden ne farkı var anlamıyorum ki. Yani insanın rahatça paralı bir yaşam sürebilmesi için illa gidip zengin şişman kızlarla mı evlenmesi gerekiyor? Tamam be. Bari ben de gideyim de şu sayısal lotonun bu haftaki rakamlarını alayım. Allah! Aslanım, canım, ruhum, yavrum benim, yavrum. Dua et de yakalanmayayım. Tamam ruhum, tamam. Bildiğim bütün duaları edeceğim. Hadi sen şu rakamları kap gel, hadi. Bu sefer bu iş olacak galiba ha? Bilmem. Sence abim Destenaz'ı beğenmiş midir yani? Kızı olmasa da zengin oluşunu beğenmiştir. Evet, aslında güzel bir mantık evliliği yapabilirler. Ondan sonra da sıra artık bekleyenlere gelsin değil mi? Sen gene mark kedileri gibi azdın ha. Bana bak kafamı kızdırma. Vallahi gidip seni kısırlaştırırım haberin olsun. Ay iyice manyaklaştı bu ayol. Ne haber gözüm abla? Ah ne olsun Ruhsar'cığım. Ben Saadettin ölmeden iyi olabilir miyim hiç? Evet. Fani tarafta Saadettin'i gördüm galiba. Ya hayırdır nasıl gördün? Hayvanat bahçesinde gördüm galiba. Aslanların kafesinin önünde geziyordu. Ay yapma. Dur hemen hayvanat bahçesine gidip aslanların kafesini açayım da Saadettin'i bir güzel yesinler. Sayısal loto. Buldum. Evet, şimdi sayıları yazalım. 5. Ve şimdi de gözüm abla görmeden kaçalım. Zengin adam Mazhar. Sayısal zengini Mazhar. Acayip zengini Mazhar. Mazhar sen bugün şaşırdın mı? Evet Mazhar Bey. Bakalım şimdi bu duruma ne diyeceksiniz? Bahçıvandan sonra kendime şimdi de özel bir şoför tuttum. Artık zengin olduğuma iyice inandınız mı? Şoför mü tuttun? Senin araban var mı Reyhan? Yok ama ileride olacak tabii ki. Şimdilik taksiye bindiğimiz zaman bana yolu tarif ediyor. Şşt Mazhar. Reyhan hadi hemen gitmen gerekiyor. Ama beni niye istemiyorsunuz ki? Ben de zenginim artık. Ya tamam.
Tamam sonra konuşuruz. En güzel senin ismi. Hadi çık çık. Hadi 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 sonra görüşürüz. Hadi bakalım. Hadi al adamlarını da güle 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 güle. Hadi ya. Ne yaptın ruhum? Sayısal loto sonuçlarını alabildin mi? İşte burada. Allah. Ama yakalanacağım diye ödüm patladı. Oh, canım benim. Kraliçem, kraliçem. Öbür gün ne güzel. Ben seni yerim, yerim. Sen bana bu sayısal loto sonuçlarını verdin ya. Ben de şimdi seni var ya. Yiyeceğim ben, yiyeceğim. Allah. Kardeşler varsan bir tanesin de. Efendim. Ha, anne sen misin? Minik kuşum benim. Ben bugün nikah hazırlıklarına başlıyorum, haberin olsun. Desperaz'a da söyleyeceğim, tamam mı? Tamam değil anne. Ne demek tamam değil? Tamam değil demek, ben evlenmeyeceğim demek anne. Kararım kesindir ve değişmezdir. Ben evlenmeyeceğim. Hoşça kal anne. Evet, artık zengin olduğuma göre diğer alternatifleri devre dışı bırakabiliriz. Oh. Aşkım, hadi git gecikme de şu sayıları oynayıp yatır. Ay ben niye duruyorum ki ya, aptal mı sen? Allah Allah. Ay ne oldu bu oğlana gene? Halbuki istiyor gibiydi. Söylesene anne ne oldu? Daha ne olsun? Şimdi de evlenmek istemiyorum diyor. Ay bu abim de salak galiba. Bekar gezdiği yetmiyormuş gibi bir de parasız gezecek. Acaba telefon yanlış düştü de ben Mazhar diye başka biriyle mi konuştum? Hiç zannetmiyorum. Yeryüzünde abimden başka evlenmem de evlenmem diye tutturacak kaç kişi var ki? Arkadaşlar hepinize bir sürü hediye aldım. Gelin alın gelin. Oh. Hangisini istiyorsanız alın gelin gelin. Ne iş kanka? Noel Baba falan mı oldu? Mazhar nereden çıktı bu hediyeler? Üzümünü yiyin bağını sormayın. Öyle içimden geldi ya. Mazhar abi iyi misin sen? İyiyim iyiyim çok iyiyim. Geçiyorum şöyle bir uğrayayım. Ah, iyi yaptın baba vallahi kaynanan seviyormuş. Bak bir sürü hediye var. İstediğini alabilirsin. Hepsini alayım mı? Al baba al al al. Al baba. Al baba al. Aman dikkat et bir yerine. Bu arada baba arkadaşlar akşam evde ziyafet veriyorum. Hepiniz davetlisiniz. Evet arkadaşlar kadehimi bundan sonraki güzel günlerin şerefine kaldırıyorum. Değiştir Mazhar bu. Güzel günler dediğine göre ülkede devrim falan mı olacak yoksa? Ülkeyi bilemiyorum Önder Bey ama benim sosyal hayatımda bir devrim olacağı kesin gibi. Kankama bak be. Birden nasıl değişti ama? Bunun sırrı nedir minik kuşum? Anlat da bilelim. Aman anneciğim sırrı falan yok. Köşede birkaç kuruş param vardı harcayayım dedim. Bu fani ölümlü dünyada varken... Yiyeceksin değil mi arkadaşlar? Bu fani dünyada varken yiyeceksin ne var? Ne var Reyhan? Bu ne ya? Bu ne? Getirin. Bahçıvan ve şoförden sonra kendime bir de aşçı tuttum. Artık zengin olduğuma iyice inandınız mı Mazhar Bey? Anne, sence abim bu paraları nereden buldu da harcıyor? Demek ki bizim bilmediğimiz gizli bir parası varmış. Vay be. Demek ben evlenemeyeyim diye para biriktirmiş ha. Yazıklar olsun abime. Hoppala. Ay ne alakası var şimdi bunun? Şu alakası var. Eğer parasız olsaydı paraya ihtiyacı olduğu için Desenaz'la evlenmek zorunda kalacaktı. Dolayısıyla sıra bana gelecekti. Ama para biriktirmiş olduğu için Desenaz'la evlenmesine gerek kalmadı. Yani sıra da bana gelmedi. Bravo. Bravo yani bravo. Vallahi... Arena programı gibi kızmışsın. Ay ne bağlantılar bulup ortaya çıkardın öyle. Pes, pes.
Arkadaşlar, maaşlarınızı dağıtıyorum. Böyle lüzumsuz yerlere harcayarak paranızı çarçur etmeyin arkadaşlar. Hadi iyi harcamalar. Teşekkürler. Kanka be, diyorum ki şu benim araba iyice külüstür oldu. Gidip yeni bir tane alayım mı? Oğlum tek maaşla araba alır mı lan? Sen iyice kaptırdın galiba. Bununla alacağımı kim söyledi? Bana bak, doğru söyle. Yoksa sana miras falan mı kaldı ha? Hani şöyle Mısır'daki bir dededen falan. Yoksa ninen hakkında yanlış düşünmeyelim diye mi söylemiyorsun bu Mısır'daki dedeyi? Oğlum ne dedesi, ne Mısır'ı ya? Gidip bankadan kredi alacağım. Merhaba damat. Aa, hoş geldin baba. Hoş bulduk. Ah, damat, geçiyordum bir uğrayıp biraz borç para isteyeyim dedim. Ha, al baba, bir aylık maaşım. Borç falan da değil ha, harca gitsin. Yaşça be damat, aslan damadım benim. Vallahi senin gibi 5 tane damadım olsun... Bütün Türkiye'nin en zengin insanı ben olurum. Aman büyütme ya baba, büyütme ya. Bana bak ulan birader. Bana olan borcunu ödemen için sana 15 dakika süre tanıyorum. Eğer 16 dakika olursa bu son telefon konuşman olur ha. Ayrıca adamın balyozcan adamın iki kulağını birden keser. Anladın lan birader? Gir. İyi günler. İyi günler birader. Efendim, rahatsız ediyorum. Ben biraz faizle borç para alacaktım da. Tabii, neden olmasın? Peki ne kadar lazım birader? Şöyle 3-4 milyar yeter bana. Ha. Al bakalım. Burada 4 milyar var. Gecelik faizimiz %30, gündüzlük faizimiz de %20. Oha, yani oho, bir güne %50 faiz mi uyguluyorsunuz? Beğenmedin mi birader? Yok, beğendim canım, beğenmez olur mu? Niye beğenmeyeyim ben? Ha, bu arada parayı ödemeyenlere de çok kötü fena şeyler yapıyoruz. Ne gibi fena şeyler? Abdülkadir abi, ne olur bana biraz zaman ver. Şu an elim çok sıkışık abi. Demek elin sıkışık ha? Balyozcan, beyefendinin eli sıkışık mı bir kontrol ediver bakalım. Hemen patron. Yapma abi, yapma! Yapma abi, gördünüz mü? Yapma! Demek elin yeteri kadar sıkışık değilmiş. El sıkışması böyle olur. Neyse, ben işlerinizle baş başa bırakayım sizi ve müsaadenizi rica edeyim. Unutmadan birader, bizi üzeni biz daha çok üzeriz. Bu gördüklerimden sonra nasıl unuturum sizi üzerim. İyi günler, tekrar başarılar, hayırlı muvaffakiyetler diliyorum. Hadi güzelim, görüşürüz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, sar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, ruh sacım.